Söylemek isterim, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat ve bugün sizlere nasıl oyun videosu çekeceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar, benim oyun videosu çekmek için 3 tane program kullanıyorum. Ben oyun videosu çekmek için 3 tane program kullanıyorum. Dediğim gibi 3 tane program kullanıyorum. Bunlar arkadaşlar Audacity, Bandicam ve Logitech Webcam Software. Logitech Webcam Software kesinlikle sizin webcaminizle alakalı. Logitech marka bir webcam kullanmıyorsanız bu software'ı da kullanamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden oyun videosu çekmeyi düşünüyorsanız Logitech marka bir webcam öneririm size. Onun dışında Bandicam da arkadaşlar dediğim gibi %100 hepinizin kullanması gerekmiyor bu programı. Genelde zaten bu programı daha kaliteli kayıt almak isteyen, oyun videoları çeken YouTuber'lar kullanıyor. Zaten işin kolayına kaçmak istiyorsanız OBS diye bir program var arkadaşlar. Onu hemen indirip 1 dakikada kurulumunu yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde montaj yapmanıza da gerek kalmıyor programı kullanarak. O programın da nasıl kullanıldığını anlatacağım. Ama ben o programla şu ana kadar hiçbir video çekmedim ve çekmeyi de düşünmüyorum çünkü işin kolayına kaçmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, Bandicam'ı öneririm size. Bandicam kullanmayı unutmayın. Bandicam kurun kesinlikle bence video kaydı almak için. Şu anda benim masaüstümü görüyorsunuz. Masaüstümde Bandicam, Audacity ve Logitech Webcam Software açık arkadaşlar. Ama Logitech Webcam Software'ı aşağı alacağım çünkü zaten şu anda yukarıda beni görüyorsunuz facecam modu olarak. Evet arkadaşlar, bu 3 programı kullanarak video çekebilirsiniz. Bu videoları nasıl birleştirip nasıl senkronize edeceğinizi de öğrenmek istiyorsanız ona da ayrı bir video çekebilirim arkadaşlar. Ama bu videoya 2500 like istiyorum o video için. Eğer bu videoya 2500 like gelirse o videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Hemen atacağım. Şimdi size OBS'nin nasıl kullanacağını anlatayım. OBS programını açtıktan sonra arkadaşlar burada sahneler ve sahnelerin içinde metinler falan var. Burada arkadaşlar sahne ekle diyorsunuz. Mesela ne oyunu çekeceksiniz? Minecraft çekeceksiniz değil mi? Bu sahnenin adını Minecraft yapıyorsunuz. Sonra Minecraft'ı açtıktan sonra kaynaklara sağ tıkla ekle deyip oyun yakalamaya basıyorsunuz arkadaşlar. Burada açık olan oyun görünecektir. Açık olan oyuna tıkladığınız zaman onu kaydetmeye başlayacak. Yani onu buraya alacak, ekrana alacak. Bazen oyunları görmüyor arkadaşlar. O yüzden pencere yakalama kullanmanız gerekiyor. Pencere yakalamada her şeyi görüyor. Mesela Audacity'yi açalım. Audacity'yi açtık arkadaşlar şu anda. Bunu görmek için yayını ön izleye basabilirsiniz. Yayını ön izleye bastığınız zaman bunu görebiliyorsunuz zaten. Bu hiçbir şekilde video kaydetmiyor, bir şey yapmıyor. Sadece yaptığınız şeyi görüyorsunuz. Buraya webcam'imi de ekleyeyim ben arkadaşlar. Webcam eklemek için de video yakalama aygıtına tıkladıktan sonra webcam'inizi seçiyorsunuz buradan. Tamam'a bastığınız gibi zaten geliyor webcam. Ama ben şu anda zaten Logitech'in programını kullandığım için webcam'ime erişemiyoruz. Öyle bir şey vardı, unuttum onu. O yüzden webcam'siz göstereceğim şu anda, sadece anlatacağım. Mesela burada Audacity Minecraft olarak varsayalım arkadaşlar. Bunu bütün ekrana yayıyorsunuz mesela. Ki bunun çözünürlüğü buradaki ekrana uymadığı için tam sığmayacak. Ama Minecraft açtığınız zaman tam sığacağından emin olabilirsiniz. Veya herhangi bir oyun, League of Legends olabilir, CSGO olabilir. Hepsinde aynı şeyler var. Sadece yapacağınız şey bu arkadaşlar. Buraya videonuzu ekliyorsunuz. Sonra sağ tıkla video yakalama aygıtından webcam'inizi ekleyip yönünü ayarlıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İşte arkadaşlar, bu kadar basit. Böyle yaptığınız zaman hemen olay çözülüyor. Daha sonradan arkadaşlar kayıt almak için de ön izlemeyi durdur deyip kaydetmeye başla diyorsunuz arkadaşlar. Ve kaydetmeye başla dediğiniz gibi videoyu kaydetmeye başlıyor zaten. Sonra kaydetmeyi durdur diyoruz. Burada dosya, kaydedilenler klasörü var. Buradaki kaydedilenler klasöründe kaydettiğiniz videoyu açın. Evet, sesini de kaydediyor şu anda. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar bunu kullanması da. Bunu hiçbir şekilde senkronize etmenize, montaj yapmanıza gerek olmadan kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi, benim yaptığım gibi güzel montajlar yaparak oyun videosu çekmek istiyorsanız bu videoya 2500 like atarsanız onun da nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.